İsrail Nusayrat mülteci kampında 210 Filistinli katlettiği saldırıda 400'den fazla kişi yaralandı. <laughs> Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıyı lanetledi. Açıklamada başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumlar göreve çağrıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heneyye Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek yaşanan son gelişmeleri görüştü. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti. İsrail Özel Kuvvetleri Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım tırıyla sızdığı ortaya çıktı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise İsrail'in Gazze şeridinde dört esiri kurtardığı operasyon esnasında bazı esirleri de öldürdüğünü açıkladı. İsrail katliamın ardından dünya çapında Filistin'e destek gösterileri düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Şili'ye, Yemen'den Amerika Birleşik Devletleri'ne dünya halkları İsrail'i protesto etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de göstericiler Beyaz Saray'ın kapısına dayandı. İsrail ordusunun dört esiri kurtarmasına rağmen İsrail'de de büyük gösteriler düzenlendi. On binlerce İsrailli ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi önündeki taleplerini yineledi. <laughs>